Suriye'ye verdiğim hizmeti keşke de Filistinlilere verseydim. Müslüman ülkeye verseydim. Hainlere değil. Benim için hain onlar. Ama Filistin değil. Keşke Müslümanlara verseydik. 20 yıldır Suriye'yi bakacağına, Suriye vatandaşını bakana kadar Filistinlilere baksaydık. Keşke öyle bir şey olsaydı. Hoca, İslam ülkesi nerede? İslam işbirliği teşkilatı var. Nerede? Niye orada ses çıkmıyor? Mesela Mısır'dan çıkması lazım. En güzel Müslüman ülke. Ama nerede? Adam diyor ki benim vatandaşım bana yetiyor. Ben kendi ülkeme hizmet ederim. Kendi vatandaşıma. Ama biz kendi vatandaşımızı bıraktık. Suriye'ye hizmet verdik. Yok ettik koskoca ülkeyi. Filistin'e acil müdahale edilmesi gerekir. Ve oradaki zulmün durdurulması gerekir. İsrail'in yaptığı bir terör faaliyetidir. Filistin topraklarını işgal etmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki insanların parti ayrımı yapılmadan oraya acil bir müdahale yapılır ve o kadar kanı durdurulması gerekir. Uluslararası gerek toplumun gerek bölge devletleri toplanıp bir araya gelip bir karar almaları gerekiyor. Onun için Filistin'deki kanı durdurmaları gerekiyor. Peki hani etrafta Arap ülkeleri var. Tabii en büyük yeterli tepki geliyor mu sizce? Bence gelmiyor. Çünkü hepsi Amerikan güdümüne girmiş ülkelerdir. Ve dolayısıyla Amerika bu bölgenin jandarmalarını yapıyor. Ve Batı ülkeleri bu işe çözüm aramıyor, çözüm aratmıyor dolayısıyla yani. Türkiye'nin yalnız yeterli kalacağını, tabii Türkiye'nin gücüne o kadar şey yetmeye gitmez yani. Ancak tepki gösteriyor, o kadar yeterli değil yani. Abi vallahi Filistin hani her zaman Müslümanların baş tacıdır, böyle kalmaya devam etmelidir benim şahsi görüşümce. Yani bunun için Müslüman halkların biraz daha birlik olması gerekiyor. Bu birlik yeterli kadar var mı? Yeterli tepki geliyor mu bu Müslüman yok ülkelerden? Abi yok. Şu anda hiç yok. Yani sıfır. Mesela olsaydı şu an ne bileyim, bir tek Filistin'de kalmazdı. Doğu Türkistan kalırdı. Musul, Kerkük. Bunların hepsi kalırdı abi. Mesela onlar da Türk ve Müslüman. Yani şöyle söyleyeyim. Yani savunmasız çocuk, kadın. Ortalıkta savaş yok. Filistinlerin imkanı yok. Terörist devlete, işgalci devlete karşılık verecek. Yani işgal diyorum, terör diyorum, bebek katili diyorum İsrail'den için. Çocukları ve kadınları öldürmek ancak onlara yakışır. Silahsız, mazlum ve savaş değil bu. Bunun adı savaş olamaz. Bunun adı işgal, bunun adı zulüm, bunun adı katliam, bunun adı çocuk ölümü. Türkiye Filistin'in yanındadır. Artık İslam Birliği birleşsin, birleşmesi gerekiyor yani. Bu zulüm bitsin. İslam Birliği dediniz. Şu anda İslam İşbirliği diye bir teşkilat var. Tüm Müslüman ülkelerin üye olduğu. Yeterli tepki geliyor mu sizce? Gelmesi gerekiyor. Artık terörist devlet, terör örgütü, yani işgalci devletler, sadece İsrail değil, onun arkasında duran devletler de bardağı taşırdılar. Mazlum çocukların ne suçu var? Kadınların ne suçu var? Hani nerede bu insan hakları? Nerede bu kadını savunanlar? Nerede bu çocuğu savunanlar? Yani İslam Birliği varsa da yoksa da kurulsun. Artık gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi birlik beraberlik içinde hak üstün gelsin, batıl ayaklarının altına insin artık. Tepkileri bence çok az buluyorum. Bütün Müslüman ülkeleri bu işe el atmaları gerekiyor. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim Müslüman kardeşlerimiz orada ölürken biz burada herkes kendi sefasında, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Yani devlet büyüklerimiz bunları görüyor. Gerekirse İsrail'e gideriz. Gerekirse askerlerimizi gönderelim. Gereken yapılsın. Gerekirse vatandaşlar gider. Yeter ki Müslüman kardeşlerimiz artık bu ölüm son bulsun. Bunu söylüyorum. Allah bir an önce bu ateşi söndürsün. İsrail'in de Allah belasını versin. Diyecek başka bir şeyimiz yok. Ya İsrail konusu zaten 60 senedir devam eden bir sorun. Bildiğim kadarıyla 50-60 senedir devam eden bir sorun. Şimdi burada tabii ki İsrail'in şeyi belli. Amacı belli. Ama siz ne yapıyorsunuz? O soruyu bir önce Filistinlilerin, Müslüman aleminin kendine sorması gerektiğini düşünüyorum. Memlekette kötü insanlar olacak, kötü devletler de olacak ama biz ne yapıyoruz? Onu birilerine sormak lazım. Ya bir diğer ifadeyle İslam İşbirliği Teşkilatı var. Onlar evet. Da yeterli ses çıkıyor mu bu konuda sizce? Ya zaten İslam alemi emperyalist güçlere teslim olmuş durumda. Bana göre. Hiçbirinin hiçbir etkinliği yok. Türkiye de buna dahil. Maalesef.
Vatandaş olarak, ülke olarak yani Müslüman olduğumuzdan dolayı yanlarında durmamız gerekiyor. Yani oraya destek olmamız gerekiyor. Nasıl Azerbaycan olduysak orada Müslüman ülke olduğu için yardımcı olmamız gerekiyor. Oluyorlar da devlet olarak elinden geleni yapıyorlar. Şöyle diyeyim. Herkesin göz yani biri göz yumarsa bizim de göz yummamız gerekmiyor. Kalkıp ben de göz yumarsam ben de onların seviyesine düşmüş olacağım ama ülke olarak düzeyde elimden geleni yapıyor ama Arap ülkeler desteklemiyor, o ayrı. Türkiye konusunda problem yok. Türkiye her zaman yanında duruyor yani. Vallahi düşünce olarak ben acıyorum her iki tarafa da. Kırılmasını istemiyorum bir vatandaş olarak. Vallahi abi yani verilmesi gereken veriliyor. Nasıl Suriye'ye bir destek verildiyse aynı şekilde o destek de onlara veriliyor yani. Bir Müslüman ülke olarak. Onlar da gözümüzün önünde. Ya bölgesel olarak Türkiye zaten olayda başı çekiyor her zaman. Yani diğer bu işte Katar, ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan bu olaya hep soğuk kalıyorlar. Hani bunların yani kitlesel bir bağ mı var diğer dinlerle, Yahudi lobisiyle bilmiyorum. Gerçekten çok tuhaf yani. Tamamen Türkiye'ye yüklenmesi çok enteresan. Türkiye'nin bunu üstlenmesi güzel. Eski topraklar, Osmanlı topraklara ait. Hani Kudüs ilk Mescid-i Aksa ilk kıblemiz ama sadece biz Müslüman değiliz. Dünyada yaklaşık 1,5 milyar Müslüman var. Onların da desteğinin olması gerektiğini düşünüyorum ben sadece. Sadece ekonomik olarak bir araya geliyorlar ama orada yani Yemen'i de biliyorsunuz. İnsanlar açlıktan ölüyor orada. Bunlara da kimse bir müdahalede bulunmuyor, yardımda bulunmuyor. Çok enteresan gerçekten. Öncelikli olarak askeri birliği olmadığı için İsrail istediği gibi zulüm yapıyor. Bizim devletimiz de hani ne kadar desteklemeye çalışsa da İslam dünyasındaki yetersizliği görüyoruz. Bir arada olmadıkları için, askeri birlik kurulmadığı için verecek cevabı yok. Kayıtsız kaldı. Çok kötü yani. Avrupa Birliği de kendi insanlığını koruyor herkes. İttifak uyguluyor.